Remzi Bey. Ay dondunuz zannettim. Remzi Bey merhaba. Ay dondunuz. Ay fotoğraflardan biraz merhaba. Değişik gözüküyorsunuz. Merhaba. Nasılsınız? Duygu Hanım, iyi misiniz? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok ilginç oldu böyle hani. Orada David Kingston'dan konuşurken böyle. Evet, telefon bir daha değişik oldu. Öyle şey oldu. Evet. Nasılsınız? Duygu Hanım, iyi misiniz? İyiyim Remzi Bey. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? İşte çalışıyoruz biz. Tabii bizi çok etkilemedi bu şeyler ama çalışıyoruz yani. Ama çok iyi şeyler yani. Böyle üretiyoruz. Bir takım arkadaşlar işi bıraktı. Burada çok güzel bahçemiz vardı bizim. Onun işte bahçeniz. Evet. Eğer ileride ilişkimiz bir yapılanırsa orada belki baby shower falan. Yani ben biraz erken konuştum ama ciddi bir ilişki aradım daha önce söylemiştim evet. Yazışırken. Evet. Yani, çok güzel yani orada ne dilerse yapılabilir yani. Kaç metrekare bahçe? Bu 300 metrekarelik bir bahçe bu tabii tamam. Yeşil falan da bir yer. 300 tabii. Arkadaşımı çağırmayı planlıyordum. Herkes böyle dip dibe. Çok güzel. Filmi var değil mi onun? 300 değil mi? Ben izledim. Ama baby shower gerçekten önemli. Hani ileride çocuğumuz falan olur da böyle inşallah kısmet olur da yaparız diye düşünüyorum. Tabii yapılır yani her türlü organizasyona açık tabii ki burası. Ben işte onun için hani bir kendi işte burada ben de bir resim topluyorum. Öyle bir şey. O fine dining restoran mı orası? Tabii. Hep öyle yiyeceklerimizi yapıyoruz yani. Güzel. Buranın tabii etrafta çok şeyinde olduğu için tabii. Elit duruyor. Bayağı elit duruyor restoranımız. Tabii. Fine dining. Her yer böyle benim. Evet. Şimdi bu benim bunların hepsi tabii kendi duvarlarımı kendim süslüyorum. Kendim resimlerimi buluyorum, alıyorum. Açık arttırmaya katıldığım oluyor. İnternet üzerinden de yapıyorum. Hep bana Sotheby's Londra'da var. Oradan mı alıyorsunuz? Yani yok. Nasıl? Yok oradan almıyorum yani. Londra'dan almıyorum ben. Buradan hep buralardan buluyorum. Pardon fine dining değil mi orası? Evet, burası elit, evet restoran burası. Şey resimler şey gibi böyle hani Bodrum pazarında ama herhalde birisi hediye etti yoksa hani fine dining. Hayır, ben hep bunlar yerli ve milli sanatçılarımızın yani. Yerli malı yurdum malı biz küçükken yapardık. Evet. İlkokulda yerli malı yurdum malı haftası siz devam hayır. Ettiriyorsunuz herhalde. Ya siz onu nasıl hatırlıyorsunuz? Duygarım ya yerli malı yurdum malı şey, hani haftasını. Ben de 38'den gün aldım ama hatırlıyorum vardı yani. Vallahi bravo size ben biz onu ben onu unuttum ya. Siz i̇şte benden bizim genelde et üstüne. Öyle gözükmüyorsunuz ama. Et üstüne bizim yaptığımız yerler. Şimdi bu et üzerine çalışan restoranlar da genellikle burada duvarlarda restorana gelen ünlülerle birlikte çekilmiş fotoğraflarımız oluyor ya bizim. Şimdi ben ama fine dining'lerde olmaz. Et üzerine ise et üzerine. A steak, Arjantin steak. Yani onu da yapabiliriz. O da olabilir tabii. Genellikle ama bizimki daha çok böyle bir Adana, Urfa gibi yani. evet, bunları daha çok yapıyoruz tabii ki. Sizin nasıl etler aranız bilmiyorum Duygu Hanım. Ben daha çok kinoa. Onu da yaparız yani. Hiç bizde sorun yok. Yani benim ustam çok da başarılı bir usta. Zaten bulunduğumuz muhitte de yani. Ama baby shower'da catering istiyorum ben. Yani kebap olmaz baby shower'da. Hiç hoş olmaz. Bu şimdi tam olarak nasıl bir organizasyon? Yani bana biraz bunu ifade ederseniz yani eğer ilişkimiz yapılanırsa ciddi bir yere varırsa bu ikinci, üçüncü konuşmada ki birinci konuşmada o hisler geldi bana. Evet. Yani kız olursa pembe prenses bir konsept. Erkek olursa işte paşam geliyor, prensim geliyor konsepti. Maviler her yer. Hani böyle durumlarda biz genelde avokado, somon, kinoa yiyoruz da hani kebap bilemedim. Onu bilemedim. Şey yapmayayım ben ya da zorlamayayım. Ya tam olarak kimin bebeği bu Duygu Hanım? Yani onu bilirsek onlara göre de onların da böyle tercihleri için yapılabilir tabii ki yani.
Neyse onu evet. Zamanı gelince düşünürüz. Ben de 38'den gün aldığım için hani 39 hani bebek doğurmak için çabuk bu işi çabuk halledelim istiyorum. Hani ikinci üçüncü görüşmemizde sözden bahsedelim. Yedincide nişanı konuşalım filan gibi. Şimdi ama yok ciddi bir ilişki istemiyorum derseniz benim listede başka arkadaşlar da var. Çünkü yani randevu sitesi o bir sürü alternatifim var şey olmasın yani vakit kaybı olmasın. Anladım. Şimdi tabii yani daha sonra da görüşelim mutlaka. Yani bağlantımızı hiç kopartmayalım. Lütfen tamam, bağlantıda kalalım. Tamam Remzi Bey. Ama gerçekten kalın, hani el değmemiş bir genç kız olduğumu hatırınızda tutalım. Teşekkürler. Ciao o zaman. Ciao. Hadi bakalım o zaman. Ciao bella. Adios. Adios. El değmemiş. Hadi bakalım. 38 ama el değmemiş. Onu el değmemiş. Tamam. Ay pardon. Bye bye.